Efendim hayırlı sabahlar. Devlet ekranlarında bir konuşmak lazım programında daha birlikteyiz. Bugün daha önceki programlarda olduğu gibi istisnalar hariç Ali Bulaç, Cevat Özkaya, bendeniz Ekrem Kızıltaş konuşmak lazım da beraberiz ve günün değil haftanın belki günlerin konuşulması gereken Türkiye ile ilgili bölge ile ilgili meselelerinin konuşulması lazım. Gelenleri inşallah vaktimiz el verdiğince masaya yatıracağız. Bugünlerde Türkiye'nin sıklıkla konuşulan, tartışılan meselesi biliyorsunuz çözüm süreci ve bununla bağlantılı olarak akil adamların yürüttüğü faaliyetler. Akil adamlar Türkiye'nin 7 bölgesinde özellikle hafta sonlarına doğru yoğunlaştırılmış programlarını sürdürüyorlar. Programlarla alakalı ilgi çekici gelişmeler var. Bunların bazıları akil adamlarla ilgili, bazıları da akil adamları dinleyenlerle ilgili ve esası da galiba onları dinlemek istemeyenlerle. Dahası onları bölgelerinde görmek istemeyenlerle. Bölgelerinde tabiri biraz yanlış oldu. Onların herhangi bir yerde, herhangi bir faaliyette bulunmaması gerektiğini düşünenler işleri biraz karıştırıyorlar. Bu konu üzerinde duracağız kaçınılmaz olarak. Tabii bir başka konu da geçtiğimiz hafta içerisinde piyanist, yanlış hatırlamıyorsam, bir sanatçının daha önce Twitter hesabı üzerinden dinimizle alakalı hakaretamiz bazı kelimeleri, bazı cümleleri dolayısıyla bir vatandaşımız hakaret davası açtı. Ve bu dava sonucu Fazıl Say denilen kişi 10 ay hapse mahkum edildi. Tabii 10 ay hapse mahkum edilirken önümüzdeki 5 sene içerisinde bu tür, ne diyeceğiz ona, densizlik ya da zıpırlıkları tekrarlamaması kaydıyla 5 yıl süreyle kararın açıklanması durduruldu. Yani aslında ceza verilmedi kendisine ve fakat Türkiye bu karar açıklandıktan beri olur mu böyle şey, böyle meşhur, dünyaca meşhur bir piyaniste de ceza verilir mi kardeşim, nerede ifade özgürlüğü gibisinden tartışmalarla uğraşıyor. Biz de dedik ki bu ifade özgürlüğü nedir, ne menen bir şeydir ve kutsal bildiğimiz değerlerle alakalı saygının sınırları nedir, ne değildir, bunlar birbirine nasıl karışır? Bu konuda, bu konunun üzerinde durmak gerektiğini düşünüyoruz. Yine geçtiğimiz haftanın ve aslında birkaç haftadır devam eden bir konu var. Biliyorsunuz şehirlerimizin dikine mi gelişeceği, yani yükselerek mi gelişeceği, yoksa yatay bir şekilde, yani gökyüzünü tırmalamadan ya da gökdelen yapmadan mı gelişeceği konusunda hiç dinmemiş bir tartışmaya Sayın Başbakan da İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan bir bina özelinde bir şekilde tekrar müdahil oldu ki kendisi kentsel dönüşüm kapsamında daha önce yapılan bir takım faaliyetlerde kültürel değerlerimiz, efendim medeniyet değerlerimiz gereği kendisinin bu değerler doğrultusunda Türkiye'nin yatay genişlemesinden, yatay ilerlemesinden yana olduğunu, dikey binalara, dikey yerleşime karşı olduğunu defaatle söylemişti ama son günlerde bunu üzerine basa basa söylemeye başladı. Tabii Türkiye'nin bugünlerde en önemli konularından birisi de kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşüm dediğimiz şey, diğer geniş manaları bir kenara, özellikle büyük şehirlerimizin adeta beton tarlasına dönmüş yoğun yerleşim içerisinde olan yerlerinin bir yandan deprem riski dolayısıyla yenilenmesi, değiştirilmesi konusunu gündeme taşıyor. Bu da aynı yerde, aynı insanlara tekrar meskenler inşa etme zarureti dolayısıyla var olan yükseklikleri 13, 15, 17 her neyse daha da artırma sonucunu getiriyor. Bu da karşımıza kentsel dönüşümün biraz bize rahat ortamlar mı sunacağı yoksa daha tuhaf bir şekilde beton yığınlar mı sunacağı sorusunu beraberinde getiriyor. Bu konu üzerinde de biraz durmamız gerekiyor. Bugün tabii bir başka konu da şu, bugünle, bugünün tarihiyle alakalı bir şey. Kemal Tahir ismi hepimiz için herhalde bir şeyler ifade ediyordur. Bugün 21 Nisan, 21 Nisan 1973'te vefat etmişti Kemal Tahir. Ömrünün değişik zamanlarında, değişik durumlarda olmuş olsa da özellikle son yıllarında bize, bu ülkeye, bu ülkenin insanının ruh değerlerine, ruh köküne önem vermeye başlayan ve birçok konuyu belki değişik şekilde anlamlayan, yorumlayan bir isimdi Kemal Tahir. Dolayısıyla bugün Allah taksiratını affetsin diyerek anıyoruz herhalde ve ben hemen Cevat abiye sormak istiyorum. Cevat abi, Kemal Tahir deyince aklına neler geliyor? Vallahi Kemal Tahir deyince biliyorsunuz ilk defa Devlet Ana ile beraber şey yaptı, evet. Kemal Tahir. Devlet Ana ile beraber Türkiye'nin, yani başka şeyler de yazdı ama Türkiye'nin gündemine oturmuş bir insandı. Sol kesimden gelen biri, uzun süre 14-15 yıl civarında hapis yapmış. Nazım Hikmet'in arkadaşı,
Türkiye'nin 70'li yıllardaki şartlarında asla işte sağ cenah, genel anlamıyla tırnak içinde sağ cenah diyebilecek, Müslüman kesimi de içinde barındıran bir cenahın çok bu tür insanlara itibar etmeyeceği bir süreçte Devlet Ana diye bir roman yazarak bu cenahın da ilgisini çeken ve tarihe eleştirel bir bakışı romanlarıyla beraber gündeme getiren birisi işte. Yorgun Savaşçı, Rahmet Yolları Kesti ve benzeri bir takım yol kitapları. Ayrımı, evet. Yol Ayrımı, evet. Kurt Kanunu gibi. Tabii Kemal Tahir'in, şunu söyleyelim, formel yani mesleği tarihçi olanlardan çok daha fazla tarihi topluma taşıyabilmiş, ortalama insanın gündemine tarihi hadiseleri sanatın o sihirli gücüyle sokabilmiş bir insan olması o çok önemlidir. Bir de tabii Kemal Tahir'in ortalama olarak insan Bozkurt'taki çekirdek gibi işte köy enstitülerini falan anlattığı şeylerinde bir insan tahlili yaparken genellikle bazen vurulduğumu hissederdim. Yani işte dile bakıyorsun, kullanılan şeye bakıyorsun filan. Sıkıntılı pozisyonlar ifade ederdi benim için. Bu aslında galiba şöyle bir şey. Bugünkü Yeni Şafak'ta yanlış hatırlamıyorsam 12 yıl hapis yattı, 14 kitap yazdı diye bir şey var. Herhalde Çorum'da, Malatya'da, şurada burada Anadolu zaten hapishanelerinde. Orta Anadolu insanının şeyini kullanır, evet. Dilini kullanır orada. İnsanı hapishanede tanımanın getirdiği, bir taraftan derinliğine tanıyabiliyorsunuz, hı hı. Bir taraftan da hapishane insanının, ortalama vasat insanın bir takım özlemleri var. O özlemleri, hı hı, ifade eden biraz küfürlü, biraz şeyle bir dille konuşmak, yani Kemal Tahir'in o tür romanlarında bu dili bulursunuz. Evet. Fakat Devlet Ana gibi, Yorgun Savaşçı gibi, mesela hakikaten Yorgun Savaşçı çok, Yol Ayrımı çok önemli kitaplar, kitaplardır. Evet. Dediğim gibi sağ sol, sağ olsun sol olsun, herkesin tarihe olan merakını artıran kitaplar olmuştur. İyi de analizleri vardır Kemal Tahir'in. Ve nihayet tahlilde İsmet Bozdağ'ın anlattığı bir şey vardı. Biliyorsunuz Demokrat Parti döneminde de hapis yattı Kemal Tahir. Evet. Celal Bayar o zaman Cumhurbaşkanıydı. Bir gün Celal Bayar'la randevu aldım Kemal Tahir'e dedi. Celal Bayar'dan randevu aldım. Gideceğiz fakat böyle sanki yeni evlenecek damat gibi Kemal Tahir heyecanlı. İşte yahu senin hapiste olduğun dönemin şeyi bu. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Yani o günkü siyasal iklimin sorumlusu addedebileceğin birisi. Ama bir yahu iyi de Kemal ne bu filan. Tabii diyor ben Celal Bayar'ı takdir eden biriyim ama senin halin ne diye sorduğumda yahu devletin başkanlığını yapmış bir adam yani. Elbette yanına giderken rastgele bir insanın yanına gidiyor gibi gidemeyiz diye böyle kendini, kıyafetini düzelten, şey yapan bir böyle bir anekdot da var. Hı hı. Mesela bir tanesi de Cemil Meriç anlatmıştı. Kemal Tahir'le dedi dargın gittik ve Atilla İlhan yüzünden dargın gittik dedi. Hayırdır dedim. Yani dargın derken çok böyle nane mollaydı. Hı hı. Bir gün dedi Kemal Tahir Atilla İlhan'ın işte istihbaratçı olduğuna, bilmem ne olduğuna filan ilişkin bir takım şeyler söyledi. Ben de dedim ki yani Kemal bildiğin bir şey mi var? Yani, hı hı, sen söylüyorsan benim inanmam lazım. Evet. Yani bildiğin bir şey mi var? Ya ne bilmek gerekiyor ki? Açık değil mi adamın tavrı filan dedi. Ben de biraz sert çıktım. Böyle karşılıklı bir şeyimiz oldu filan diyordu. Ama hakikaten Kemal Tahir önemli ve o önemine uygun olarak bugün algılanıyor mu ondan çok şey değilim ama Yol Ayrımı diye bir dizi TRT, evet, yaptı, yaptırdı birine veya bana kalırsa izlenmesi gereken bir dizi. Evet. Ali abi sen ne diyeceksin Kemal Tahir hakkında? Kemal Tahir vefatından zannedersem 3-4 ay önce evinde onu ziyaret ettik. Hmm. Mustafa Kutlu abi vardı, ezeler verdi, dergah grubu. Dergah grubu. Evet. Ben de o zaman Kemal Tahir'in kitaplarını, işte romanlarını okuyorum. Hı hı. Devlet Ana ve Yol Ayrımı konusunda Tohum dergisinde bir yazı yazdım. Tanıtıcı bu bir Önder'in yazı. Dergisi dedim, Tohum. Yok, İmam Hatipler'in. Yani Önder'in. Yani Önder'in sonra Önder şey yaptı. Önder'in babası, evet, babası. Evet, doğru. Evet.
Ben de böyle bir gribe yakalanmıştım yani. Fakat gittik şeyine, evine. Hı hı. Beni tanıttılar işte. Dediler, bu İmam Hatip mezunu. Evet. Yüksek İslam'da okuyor. Sizin kitaplarınızı okuyor. Çok heyecanlandı. Yani bir İmam Hatip, bir Yüksek İslam'da okuyan bir öğrenci. Yazıları aldı. Biraz okudu. Sonra tabii tek okumak üzere. Çok heyecanlandı hakikaten. Hı hı. Ve bu köprülerin kurulması gerektiğini, çok memnun olduğunu, yani kitaplarının bizim camiada da okunmasından çok memnun olduğunu söyledi. Cenazesine de gittik. Hı hı. İşte bir iki saf vardı cemaatte. Başka da kimse yoktu. Arkada işte onu seven sol kesimden insanlar gelip böyle arkada bekliyorlardı. Sevenleri de azaldıydı zaten şeyden dolayı. Yani Osmanlı'da hatırlıyorum çok iyi. Bir iki saf vardı ama o saflar da şeydi yani cami cemaati idi. Şimdi Cevat da güzel anlattı. Kemal Tahir'in belki yani üç önemli özelliği üzerinde durmak lazım. Birisi bir roman dil ve edebiyat yönü yani. O romana araçsal bir gözle bakar. Yani roman yazmak için roman yazmıyor. Bir fikri, bir ideoloji, bir siyaseti, bir iddiayı anlatmak üzere bunu yazıyor. Belki doğrusu da bu abi ya. Yani. Onu evet. Yani. Doğrusu da bu yani. Dili dediği gibi Orta Anadolu ve Çorum lehçesini daha çok kullanır. Bence de yani eğer Türkçe'ye iki referans alınacaksa hatta keşke mesela bugünkü hükümetimiz böyle bir dil politikası takip etse. Üç temel referans alınması lazım yeni Türkçe için. Hı hı. Birisi 1920'lerin Türkçesini esas almak lazım. İkisi evet. Siyalar, evet. Türkiye Türkçesi olarak da bir Kadıköy İstanbul Türkçesi, Bağlarbaşı hı hı. veya Kadıköy Türkçesi, bir de Orta Anadolu. Çorum niye Ali abi Üsküdar'ı zikretmedin? Bağlarbaşı, Kadıköy, Üsküdar'ı zikretmedin. Evet abi. Aslında Üsküdar. Yani de öyle demek. Yani. Çünkü Türkçenin en doğru dürüst konuşulduğu bu arı Türkçeden de arındırılmış, onun şeyle karışmayan evet. Türkçe. Sahici Türkçe. Evet. Uydurukçadan korunmuş. Evet. Belki bir gün bunu uzun uza diye konuşmak lazım. Çünkü artık bu Türkçe hakikaten büyük bir şey kesbetti, aciliyet kesbetti. Evet. Yani her şeyden önce Türkçe meselesine el koymak gerekir. Bu toplum dar oldu, dilsiz oldu. Kendini artık ifade edemiyor. İfade edemediği için de şiddet ve şey artacak bu toplumda. Yani dil meramı ifade etme aracıdır. İnsanlar meramlarını doğru dürüst ifade edemeyince bu sefer beden dilini kullanırlar evet. ve şiddeti arttırırlar. Şiddet. Evet, bu Türkçeyle hiçbir şey ifade etmek mümkün değil. O ayrı bir affedersin fasıl. Abi, şimdi bu Bağlarbaşı, Üsküdar, Kadıköy neyse o ne diyelim diyalekt mi diyeceğiz sonra o söyleyiş biçimi ya da Türkçenin evet. o hali. Aslında zannediyorum televizyonlar kanalıyla, radyo ve televizyonlar kanalıyla neredeyse Türkiye'nin hemen her tarafında benzer bir durum doğurdu. Yani kelime hazinesi, bir takım şeyleri ifade etmedeki güçlükler, oradaki eksiklikler bir taraf ama konuşma dili olarak o neredeyse Türkiye'nin her tarafında hakim hale geldi galiba. Tabii. Bu bir yönüyle iyi zannediyorum. Bir yönüyle iyi tabii, bir yönüyle de ama bu bir politika olarak takip edilmiyor evet. yani Türkiye'de. Yani şu anda televizyonlar son derece yanlış bir Türkçe kullanıyorlar. Bozuk özellikle bir Türkçe kullanıyorlar. Fiil belli değil, özne belli değil, hiçbir şey belli değil. Hı-hı. Mantık hatalarıyla dolu bir Türkçe evet. kullanıyorlar. Nasıl buldun bu yemeği mesela diye sorarsan çok güzel. Halbuki yemek güzel olmaz, lezzetli olur. Lezzetli bu da mantık olur. Hatası var. Doğru. Yani o nesneyle algı arasındaki hı-hı. irtibat yanlış kuruluyor. Ve bunu kimse de şey yapmıyor işte. Evet. Tavsiye etmiyor. Belki sofra güzel dersin. Hı-hı. Yani o sofranın görüntüsü güzel. Sunum güzeldir yani. Sunum güzeldir, servisi güzel dersin. Fakat yani yemeğin kendisi güzel olmaz ki. O lezzetli olur. Ama yani abi senin. Bu dil nerede öğrenilir? Yani şimdi bu bak kompozisyon diye bir ders evet. vardı. Kompozisyonu şey haline getirdi bizim hocalar. Yani logaritma cetveli haline getirdiler. Yani okumadan şey yazdırmaya çalıştılar. Gelişme ve sonuç. Ve kompozisyonu kaldırdılar orta yerden. Edebiyat fakültesi mezunu insana bile hepimiz bu sıkıntıları çektik. Yani birilerini suçlamak için söylemiyorum bunu. Bir meramını ifade edecek 3 satır yaz desen onu yazabilmekte zorlanıyor insanlar. Doğru. Bu okullarda öğretilecek bir şeydir ve okumayı öğretmezseniz bu olmaz zaten. Okunmazsa yazılmaz. Yani bir de belki biraz sonra kentsel dönüşüm çerçevesinde de konuşacağız. Var olan bizi tarihe, bizi İrfanımıza, medeniyetimize,
refere edecek olan bütün isimleri biz gönüllü bir biçimde terk ediyoruz. Evet, aynı. Yani sağ muhafazakar dindarların elindeki bütün hastaneler istisnasız bir iki tanesi hariç. Hı hı. Yabancı isim. İsimlerini değiştirdiler yani. Yani Hayrun Nisa'dır ismi, hı hı, başka bir şeye çeviriyor. Yani neye çevrildi Medipol mesela işte. Yok, Hayrun Nisa Medipol olarak devam ediyor. Hayır, yok öyle. Yok. Medipol klinik yani. Klinik. Hayır, klinik. Medipol klinik olan abi, karşıdaki hastane. Tamam, karşıdaki Hayrun Nisa. Karşıdakinin ismi neydi? Hayrun Nisa'ydı. Yok. Hayrun Nisa devam ediyor Nisa evet, olarak. Peki. Yani. Evet. Medipol karşıda bir hastane karşıda vardı. Başka bir isim vardı. Doğru, o orada bir değişiklik oldu. Ya mesela şey işte Fatih Sultan Hastanesi Medical Park oldu. Hı hı. Bunu yapanlar, bunlar sadece muhafazakar dindar, radikal İslamcı evet, üstelik. Şimdi bu nasıl bir şey yani? Kurulan bütün bu gettolar, tower'lar dediğimiz, hı hı, şeyler o ucube binalar, yani üstümüze çöken binalar hepsi İngilizce. Bu doğru bir şey değil. Doğru. Yani bu toplumun kendini inkar etmesi, kendinden kaçması. Burada bir şey de var abi. Reddetmesi yani, demektir. Bir ironi de var. Birisi Kürtçe bir dükkanına isim koysa bu ülkenin ahalisi şeye muhatap olur, mahkemeye muhatap olur. Hı. Bilmem ne, İngilizce koyuyorsunuz, İspanyolca koyuyorsunuz, Fransızca koyuyorsunuz. Hiçbir şeye muhatap olmuyorsunuz. Evet. Ama bu ahalinin bir büyük kısmını mesela Kürtçe evet, isim koysa sorun oluyordu. Yani böyle de bir şey var. Ya böyle çok büyük alttan alta devam eden ve zaman içerisinde etkisini müşahede edebileceğimiz ciddi bir şey var. Bir dönüşüm, yanlış yolda bir değişim, bir dönüşüm yaşıyoruz. Buna bir an önce el koymak gerekir. O zaman dil konusunu abi bir ara bir konuşalım. Onu bir konuşmak ciddi lazım. Dolayısıyla ben mesela Kemal Tahir'in, Salah Birsel'in, Yaşar Kemal'in, Ziyaettin Fındıkoğlu'nun o dönemdeki o zatların kullandığı dilin çok sağlıklı bir dil olduğunu evet, düşünüyorum. Yani kısa cümlede Yaşar Kemal'in üstünde yok hakikaten yani. Türkçenin en güzel kısa cümlesini, hı hı, İstanbul Türkçesini en güzel kullanan Salah Birsel'dir. Kemal Tahir işte Orta Anadolu'nun Türkçesini. Evet. Bunu esas alıp kitapları yeniden yazmak lazım. Hı hı. Ders kitaplarını yeniden yazmak lazım. TRT hiç değilse dilini ona göre ayarlasın vesaire. Bu bir kültür politikasını evet, gerektiren kültür bir şey. Yani evet, yani halk padişahın dilindendir. Padişah hangi dili konuşuyorsa, ne yapıyorsa aşağıda halk da bundan onu etkilenir. Yani biz diyemeyiz, bizim bundan hiçbir suçumuz yok. Nereden çıktı bu? Biraz sonra konuşacağız. Bu gökdelenler nereden çıktı? Benim hiç haberim yok. Allah Allah, birdenbire öyle şey olmaz yani. Yani bunlar bizim evet, yönetimimizde olan. Bir evet, de son bir şey söyleyeyim. Kemal Tahir üzerine en güzel kitabı Hulusi Dostoğlu diye Dostoğru, bir evet, şey yazdı, yazar yazdı. Çok arkadaşlarından şeydi, birisi. Evet, arkadaşlarından birisi. Çok iyi bir özettir Kemal Tahir özetidir. Orada Kemal Tahir'in ailesinden filan bahsederken Semiha Hanım, bilebildiğim Semiha kadarıyla Semiha Demir. Diyor ki Kemal Tahir saat 4-5 civarında veya 5'ten sonra dostlarıyla beraber sofrada toplanır. Gece yazacağı şeyleri bir nevi arkadaşlarıyla mütalaa ederdi. Evet. Yazacağım diye mütalaa etmez ama kafasında öyle bir şey var, o konuyu tartışırdı. O arada da Semiha Hanım bize şey yapardı diyor. Yani o sofranın sağlıklı olarak devam edebilmesi için hizmet yapar ve hakikaten çok şey olurdu. Kemal Tahir'in kitaplarında Semiha Hanım'ın payını da bu anlamda. Yani her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır mıydı? Tabii bunun tersi. O eskidendi. Şimdi kadın kendisi erkek kadar başarılı olmak yani istiyor. Her başarılı hanımın arkasında bir erkek vardır diyeceğiz o zaman. Yok. Değil herkes kendi başarısını kendisi yapar. Bunun tersi de şey o zaman. Her başarısız erkeğin arkasında da sıkıntılı bir kadın vardır filan. Sözü çıkar. O lafı biraz böyle şey yapmak lazım. Birçok şeyi yeniden değerlendirmek gerekiyor. Yani iki başlık kaldı. Onu da tamamen Kemal Tahir'le ilgili. Yani dil, edebiyat ve romancı yönünü konuşmak lazım. Bir de bunun bir tarih görüşü var. Tabii. İki önemli görüşü var tarih konusunda. Bir, Cumhuriyet'in resmi tarih görüşüne itiraz ediyor. Yani ciddi bir itiraz. Galiba ilk itirazları başlatan evet, Kemal Tahir. Evet, yani roman diliyle son derece başarılı bir biçimde itiraz ediyor. Bize bu resmettiğiniz tarih gerçeği yansıtmıyor. Yanlış bir tarihtir. İşte mesela o yol ayrımı hakikaten bu konuda çok çarpıcı bir şey. Bozkır'daki çekirdek, biliyorsun şey yaptı. Yorgun Savaşçı. Yorgun Savaşçı. Mesela.
Yorgun Savaşçı 12 Eylül rejiminde Kenan Evren'in emriyle şey yapıldı. Yakılmış hatta bir çünkü, tane kaldı diyorlar yani bir şey diyorlar, var diyorlar evet. Bilemiyorum. Diğeri Batı'nın Osmanlı'yı resmettiği evet. tarihe itirazı İtiraz. Var. Devlet Anayı da onun için evet. Yazmış. Belki ileride bunları konuşma fırsatımız olur. Ve tabii bir de bir politik görüşü var. Politik görüşü bunun Ortodoks, sol, Marksist politikanın dışında bir mecra açmaya çalışıyor. Yani anlıyor bunun Osmanlı'ya, Türkiye'ye uymadığını hı hı. ve bunun bizi bir yere götürmeyeceğini. Dolayısıyla asıl yani büyük damarın bu muhafazakar dindar kesimde olduğunu seziyor. Son fakat dönemde, İslam evet. son dönemde fakat İslam konusunda hiçbir bilgisi bilgi yok. Ön yargılarını temizlemek için çok uğraşıyor. Bu konuda eğer İdris Küçük Ömer ve Kemal Tahir'in şeyi devam edebilseydi doğru. o yakaladıkları ipin ucunu doğru. evet iyice tutabilselerdi hakikaten bir güçlü bir imkan olabilirdi. Fakat Ortodoks sol buna izin vermedi. Vermedi. Bu konuda çok değerli dostumuz buradan da kendisine şey gönderelim. Mesela Mete Tuncay'ın çok etkisi var. Vefat ettiği gece akşamdan evet. sabaha kadar. Onlar tartışıyorlar. Evet. tartıştıkları bilen söyleniyor. Öyle bir Kemal, evet, evet. Kemal Tahir bugün i̇şte o tam okunması dediğin, gereken bir şey. Ortodoks şeyden kurtulmak evet. için uğraşırken hı-hı. Asya tipi üretim tarzı diye bir şeyi tabii, şey yaptılar. O Sencer Divitçioğlu ile falan beraber. Murat Belgeler falan verir. Buna izin vermediler yani evet. Kemal Tahir'e. Evet. Kendini ifade etmesine ifade bile izin vermediler. İfade özgürlüğüne engel oldular. Tabii yani. Tabii ona bile ben izin de Kemal Tahir deyince aklıma gelen belki şaşırtıcı şeylerdi. 80'lerde Kemal Tahir okuma şeyine düşmüştüm Erzurum'da yedek subayken. 83, 84, 85'te bulabildiğim her şeyini okudum açlıkla. Hmm. Bu arada mesela çok çarpıcı hilafetle alakalı yol ayrımında mı kurt kanunundan bir yerde kahramanlarından birinin ağzıyla şunu söyletiyor. Yahu arkadaş diyor bu hilafetin kaldırılması diyor bizden çok İngilizlerin işine yaradı galiba. Hı-hı. Onun tabii oraya kadar hazırlığı var. O dönemdeki dünyanın hali Orta Doğu'nun Hindistan'ın hı-hı. şunun bunun durumunu falan filan açıklıyor. Ve hilafetin kaldırılmasının aslında Türkiye'nin ne kadar aleyhine olduğunu ama İngiltere'nin ne kadar lehine olduğunu gösteren izahlardan sonra önde ve sonunda kahraman şunu söylüyor. Bu hilafetin kaldırılması bizden çok İngilizlerin işine yaradı galiba sözünü söyletiyor. Bir şey var orada. Arkadaş diyor madem dini şeyler kaldırılıyordu. Evet. Yani Vatikan dururken hilafet niye kaldırıldı yani. Bu soru? Yani bunlar önemli şeyler. Doğru. Hakikaten güzel şey yaptı. Resmi tarihi sorgulayan şeyler. Evet. Ali abi güzel ve söyledi. Galiba en cesur başlatan ne oldu? Bir daha tabii. hiç unutamadığım şey Osmanlı'nın o kardeş katli meselesiyle alakalı. O oradaki izahı tam motomot aklımda değil ama nasıl bir travmadır bu diyor insanın ailesinden kişileri nizam-ı alem uğruna katletmeye mecbur kalması. Bu meseleye galiba diyor bir de bu açıdan bakmakta, yaklaşmakta fayda var. Ki bu şey belki Kemal Tahir örneğinde birçok başka isimde de görülecek bir şey. Değişik yaşanan bir hayat. Biraz inadına bir solculuk. Çünkü aslında belki Nazım Hikmet'le yazışması falan dışında biraz inatla solcu oluşu. Hiç alakası olmayan konulardan dolayı içeri atılışı, buradan herhalde çizilen bir hayat çizgisi var. Son dönemlerinde Osmanlı tarihine bakış, ülke yapısına bakış, belki Ali abi senin dediğin gibi yani dine bakış noktası da belki gelecekti ama ömür vefa etmedi. Bunun için belki benzer yolda olanları uyarmak lazım. Bak arkadaş, bir şeyin farkına varacaksanız erken varın. Çünkü sonra farkına varmak işinize yaramaz demenin faydası olur mu bilmiyorum. Eyvallah. Evet, galiba bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Efendim kısa bir reklam arası konuşmak lazım. Az sonra devam edecek. Efendim merhabalar. Gördüğünüz gibi konuşmak lazım. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar devam ediyor. Kemal Tahir üzerine konuştuk ki Cevat abi programı reklam arasında haklı olarak şikayet etti. Hiç hesapta yokken dedi Kemal Tahir konusunu açtın programın bölümü gitti. Ama bence iyi oldu çünkü Kemal Tahir'i anmak, Kemal Tahir üzerine bu konuşmaları yapmak önemli. 2013 senesinde Türkiye'nin bugünkü haline, bugün yaşananlara bakıp bu sürece nasıl gelindiği konusunda çok net fikir sahibi olmayan insanların 60'lı 70'li yıllarda neler yaşandığı konusunda Kemal Tahir üzerinden bir fikir sahibi olmaları sağlıklı. Kaldı ki Kemal Tahir okumaları gibi bir meraka kapılacaklara tavsiyemizdir. Kemal Tahir'in var olan bütün kitapları okunduğunda Türkiye'nin 1900'den itibaren
70'lere kadar geliş süreciyle alakalı hakikaten derli toplu fikirler edinirler. Ve oradan nasıl görünüyordu sorusunun da belli ölçüde cevabını bulabilirler. Başka bir yerden meselelere bakan insanın da sonunda hangi noktaya geldiğini en azından süreç olarak tespit ederler. Cevat abi, bir dergiyle alakalı söylediğin bir cümle vardı. Onu Türkiye, seyircilerimiz Türkiye duysun. Türkiye defteri miydi? Yanılmıyorsam. Yani nasıl bir dergi çıkarılmalıdır, neleri ihtiva etmelidir diye bir 19 madde aklımda var, yazılmış. Orada söylediği bir şey var. Bu ülke batıyla esaslı bir fikri hesaplaşmadan geçmeden sağlıklı bir yöne doğru gidemez diye maddelerden bir tanesi evet. de buydu. Yani dediğim gibi söylediği her şey doğrudur. Tarihe bakışı doğrudan doğruya şeydir filan. Tarihçiler mesela rahatlıkla tartışabilirler ama tarihi bir roman malzemesi olarak veya romanı aracı kılarak tarihi değerlendirip farklı bir bakış sergilemesi ve resmi ideolojinin bize dayattığı tarihe sanatsal açıdan da itiraz etmesi önemli bir şeydi Kemal Tahir'i. Evet. Önemli kılan önem. Allah taksiratını affetsin inşallah. Tabii okunması gerektiği açık inşallah mesaj yerini bulmuştum. Şimdi efendim Fazıl Say ve ifade özgürlüğü mevzuna bence geçelim. Aslında belki şu anda açılımın ve akil adamların çalışmalarının geldiği süreç ve bugünlerde olup biten de galiba kısaca bir değerlendirsek iyi olur Ali abi. Ne dersin? Hangisini? Takip edebildiğin kadarıyla akil adamların çalışmaları nasıl gidiyor? En azından medyadan görebildiğim. İyi, iyi gidiyor. Bazı bölgelerde tabii ki tepkiler alıyorlar. Ben bu tepkileri iki kategoride toplayabileceğimizi düşünüyorum. Birincisi hakikaten olay hakkında yeterince bilgisi olmayan, bilgilendirilmemiş insanlar bazı kaygılarını dile getiriyorlar. Evet. Bunu anlayışla karşılamak lazım. Yani mutlaka kötü niyet aramamak lazım. Zaten akil adamların işi dinlemek. Bilgilendirmek. Yani hükümetin tayin ettiği yol haritası içerisinde neler olup bittiğini, ne olması gerektiğini anlatmak. Ama tabii ki kasıtlı tepki verenler de var. Onlar işte malum, yani belli bir kesim bunu örgütlüyor, organize ediyor. O biraz bir asayiş vakasıdır. Onun bir şey oluyor. Vakadır. O konuda da zaten gerekli evet. tedbirler. İlginç olan tepkiler Ege'de ve daha çok Kuzey Karadeniz bölgesinde. Tabii aslında en şey sert tepkiler Karadeniz'de, o sahilde ve Ege'de. Ondan sonra ikinci sırada evet. Ege geliyor. Mesela Orta Anadolu gayet iyi. Yani evet. verdiği ki tepkiler. En şey orada beklenir evet, değil mi yani? Orta Anadolu'da beklenirdi belki. Aslında bunun üzerinde ciddi ciddi düşünmek lazım. Yani sahici bir Türk etnik kökeni milliyetçiliğiyle sonradan edinilmiş resmi milliyetçilik arasındaki tepki farkıdır bu. Bu ilginç bir şey. Yani Karadeniz tabii. söz konusu olduğunda bunu söyleyebiliriz Karadeniz ve artık. Ege evet öyle evet, sert bir tepki gösteriyor. Çünkü bu edinilmiş bir Türk kimliğidir, milliyetçiliktir. Yeni bulduk, kaybetmeyelim diye bir kaygı mı var acaba? Yani şöyledir, yani Ege'de galiba tepki gösterenlerin büyük bir kısmı Balkan göçmenlerinin olduğu yer. Evet. Şimdi insan evini terk edip başka bir yere ev edinince buradan gidecek başka bir yerim yok şeyine kapılıyor. Evet. Bu anlaşılabilir de bir duygudur. Tabii. Yani Ali abinin söylediği gibi işin güvenlik boyutuna giren kısmını bir kenar çıkarmak tabii. lazım. Ama bu anlaşılabilir bir tepkidir. Bir de yıllarca belli bir şey vermişsiniz. Belli bir propagandayla bir milliyet anlayışı takviye etmişsiniz. Bunun bir anda değişmesini düşünmek yanlış bir şey. Farklı bir söylem de çıktı ortaya şimdi. Ya iyi de bu barış oluyor ama bu barış olup bu sistem aynen devam etmez diyorlar. Bana kalırsa da etmez. Yani tabii. burada bu barışla beraber devletin paradigmalarında ciddi değişikliklerin meydana geleceğini artık hissedip bu paradigma değişikliğinden menfi olarak etkilenebilecek olan iktidar elitlerinin bu meseleyi Kaygı. Burada karşılamak için bayağı şey savaşı vermeleri gibi bir durumla da karşı karşıyayız. Ama burada Ali abinin söylediği ortalama vatandaşın kaygısıyla bu organize işleri birbiriyle karıştırmamak tabii, lazım. Tabii. Ortalama vatandaşın evet. kaygısını gidermek hem siyasi iktidarın hem de akil insanların yapmaları gereken görev ki bunu yapmaya çalışıyorlar yani fakat neticede. Burada bu sorunu çözecek olan akut halden, kaps halinden çıkaracak olan asıl faktör dindar Müslüman kesimlerdir. Hı hı.
Eğer onlar bunu kabullenip içselleştirebilirlerse, yani Türkiye yeni bir döneme giriyor, yeni bir zihniyete ihtiyacımız var. Hiçbir şey eskisi gibi devam etmeyecek. Biz de kendimizi gözden geçirmek zorundayız diyebilirlerse, bu tepkilerin çok büyük bir anlamı yok. Hem Karadeniz hem de Ege'deki tepkiler benim kanaatime göre, yanlış okumuyorsan yani olayları, %80, %90 azalır. Yani çünkü meşruiyet din temelinde olur. Ve zaten bu sürecin arkasındaki asıl faktör de yani muhafazakar, dindar insanların bunu üstlenmesi. Biz bunu çözeceğiz. Yani temel İslam kardeşliği yani. Başka bir şey değil. Ya tam İslam kardeşliği tabii ki ya, sonuç itibariyle İslam kardeşliği. Demek istediğim şu yani, fakat bu Karadeniz ve Ege'deki veya Orta Anadolu'daki tepkinin ötesinde, yani etnik veya resmi milliyetçilik şeklinde ifade edebileceğimiz tepkinin dışında başka bir tepki ortaya çıkıyor. Bu son derece önemli. Dini cemaatler, milli görüş geleneğinden gelen gruplar ve radikal İslamcılar da bunu kabullenemiyor, bu süreci. Yani Türk merkezi bir tanımlamadan vazgeçemiyor. Evet. Bunu kabullenemiyor. Bununla çok zorluk çekiyor. Kendilerini bunda. Bir tür inkar değil mi Ali abi? Çünkü İslam kardeşliğini, yani ümmet kavramını öne süren insanların muhtemel bir takım değişikliklerden Türk temelli bakış açısıyla korkuyor olmalı. Bir tuhaflık var burada o zaman. Ya evet, ama mesela bu dinler Müslüman kesimler, eğer o ümmet ve kardeşlik temelinde yani biz evet bir araya gelelim ve buna göre bir tanım bulalım. Evet. Derlerse bu çözülür. Tabii. Bu aynı zamanda şu anda yavaş yavaş tabii sınırlarını aşmakta olan ve hakikaten gelecekte de hepimize belki rahatsızlık verecek olan bu Kürt şovanizmini, Kürt milliyetçiliğini de tedavi edecektir. Evet. Yani doğru. Çünkü yani evet, Kürtler birbirini besliyor. Tabii birbirini besliyor filan. Ya şimdi mesela dindar Kürtler arasında da öyle bir milliyetçilik yayılıyor ki bırak şu Müslümanlığı bir kenara diyor. Ha, yani Müslüman kardeşliği dediğin zaman diyor, bayağı kenara, sıkıntı duyan insanlar şimdi çıkıyor. Şimdi öbürüsü de yani şimdi diyor ki Türklükten vaz mı geçeceğiz? Türk milleti. Şimdi Türk milleti olmaz artık. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani Türk milleti varsa Kürt milletidir. Kürt milleti de var. Bu olmaz. Ben milleti din manasında kullanıyorum. Türk'ü de Müslümanlık manasında kullanıyorum. Doğru muhtevada dediğin doğru. Evet. O zaman Müslümanlığı Müslümanlık olarak kullan, dini de din olarak kullan. Doğru. Yani bunu değiştirmenin manası yok. Dinin kelimelerini niye oynuyorsun? Aynı mantığı Kürtler de kullanır, başkası da kullanır. Doğru. Dolayısıyla bu sorunun çözümü dindar kesimlerin, yani milli görüş, nur cemaatleri ve radikal İslamcıların bu süreci kabullenmesi. Anladığım kadarıyla bunu kabullenemiyorlar, zorluk çekiyorlar. Tekrar bizi başa götürüyorlar. Yani Ziya Gökalp'ın 1920'lerin oraya refere ediyorlar. Yani Türk milleti diyeceğiz. Yani bu olmayacak demektir. Evet. Peki abi, şimdi ortada şöyle bir şey var. Hükümet 30 senedir devam etmekte olan bir problemle alakalı bir çözüm yolu buldu. Bunun belli bir kesimini açıkladı. Henüz açıklanmayan şeyler var ki o kadar şeffaflığa gerek yok herhalde. O kadarı bizi bozar. Şimdi şu anda bir süreç var ve Yalnız şey yani böyle bu tepki gösteren iyi niyetli olmayan, iyi niyetli olmayan grupların gösterdiği tepkinin sığındıkları bir gerekçe de bu. Gizli bir ajanda var. Bunu saklıyorlar. Ben o manada söylemiyorum. Şimdi ama işte bunu gidermek için ya bir yol haritası vermek lazım. Yani ne olabilir ki gizli? Adamlar gidecek. Yani silahlar susacak, adamlar gidecek. Bunun detaylarını biz bilmek zorunda değiliz. İşte şu gün sabah yola çıktık falan filan. Bu manada ben söyledim. O güvenlikle ilgili zaten, o hakikaten söylemiyor. Buradaki konu şu. Böyle bir ortada bir şey var. Bir ama çözüm nasıl var. Bir Orta Doğu çıkacak mesela? Bunu bilmek isteriz biz. Yani bu nasıl doğru. Bir Orta Doğu çıkacağına ilişkin sadece öngörüsü olabilir hükümetin. Ama kabul edelim ki İngilizlerin çizdiği sınırları kutsal kabul ederek bu işin içinden de çıkamayız. Evet. Sınırları ortadan kaldırmak, başka türlü bir şey yapmak değil ama sınırları izafileştiren bir getirmek. Orta Doğu'yu bizim talep etmemiz lazım. Bölgeyi talep etmemiz lazım. İkincisi, yani Türkler bir şey yapıyor, Kürtler ve diğerleri de bunların yanında tamam kardeşhane bulunsunlar değil. Hayır. Burada beraber yapıyoruz. Yani Kürtlerin ve Türklerin bir üstünlüğünün, böyle bir üstünlük şeyinin olmadığı, tartışmasının olmadığı, beraberce yapılan bir iş ve beraberce kotarılan bir şeyle düşünmek zorundayız. Yoksa
Aksi takdirde herkes her seferinde Kürt-Türk bu nitelemeleri bile insanın canını sıkmaya başladı. Şundan dolayı Kürtlükten ve Türklükten kimsenin şikayet etmeye hakkı yok. Yani bu verili bir şeydir, böyle doğdun. Ama her seferinde konuşurken desem mi demesem mi gibi bir tereddüdünde zaman içinde ortadan kalkıp çok rahat bir şekilde olabilmesi lazım. Bunun için de beraberce iş yaptığımızın şuurunun ortaya yerleşmesi gerekiyor. Dediğin gibi bu karşılıklı milliyetçilikler birbirini tetikleyen durumlar ortaya çıkarıyor ve bunlar önümüzdeki zaman dilimi içinde bir takım sorunlar çıkacak. Ama şöyle bir şey var. Bakıyorum ben, muhalefet ne söylüyor? Yani bu işe muhalefet edenler ne söylüyor diye bakıyorum. Yani durmadan şöyle bir tehlike var ileride. Hani Temel'in şeyi var ya, muz kabuğu, şurada muz kabuğu var abi, ben biraz sonra düşeceğim. E abi basma muzun üstüne, sağdan geç. Muz kabuğunu gör ama basma üstüne veya onu al kenara koy, bir şey yap. Durmadan tehlike söyleniyor bize. Şu tehlike var, peki ne yapalım? Olduğumuz hal daha mı iyi bir hal? Yani iyi bir yola gideceğiz. Bir takım provokasyonlar olur, riskler olur. Bunlara karşı hem dayanıklı olmak hem tedbirli olmak lazım. Provokasyonu sıfırlamanın bir imkanı yok ki. Hayat akıp gidiyor. Mesela Devlet Bahçeli'nin şu lafını unutmayalım. Yani Devlet Bahçeli dün veya evvelki gün, yanlış hatırlamıyorsam, Sayın Başbakan vur de vuralım, kır de kıralım lafını ciddiye alsın. Şimdi bu ne bu? Tehlikeli ve çok yanlış bir şey. Bu ne bu yani? Tabii. Lafını ciddiye alsın. E ne yapacağız? Ha biraz yalnız şöyle bir şey var kanaatimce. Sayın Başbakan'ın iktidar partisi olarak, ülkenin de başbakanı olarak bu gerilimli ortamı biraz daha şey yapacak, gerilimi düşürecek bir dil kullanması lazım. Yani Bahçeli'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı dile misliyle karşılık vermek bir hak, tırnak içinde söylüyorum, bir hak olsa bile siyaseten doğru bir şey değil kanaatimce. Bu dilin, bu gerilimin düşürülmesi lazım. Çünkü bu gerilim arttığı süre içinde gerilimden beslenen insanlar da daha şey hale geliyorlar gibi geliyor bana ya. Ali abi, tam da benim kafamı karıştıran böyle bir şey işte. Ortada bir çözüm var şu an, tatbik safhasına konulmuş, belli bir sonuca doğru gidiyor. Ve görüldüğü kadarıyla bir takım ufak tefek yol kazası girişimlerine de kimse aldırmıyor. Yani işte Fransa'da olup bitenler, Türkiye'de olup biten bir takım olaylar falan. Bu yapılırken işte muhalefet itiraz ediyor. Hayır olmaz, işte hainsiniz, satıyorsunuz, alıyorsunuz falan filan gibi laflar ediliyor. Ve ülke genelinde de hali hazırda yürütülen çalışmalara destek olanlar sorusu sorulduğunda %30 civarında bir kesim karşı çıkıyor. Totalde mesela Ege'de fazla, Karadeniz'de fazla. Ortada herhangi bir çözüm alternatifi yokken insanların işte çözüme doğru gitmekte olan bir şeye karşı çıkmalarının temelini ben anlamakta zorlanıyorum. Başka çözüm yolu yok, alternatif yok ama ben buna karşıyım. Kan duracak. Yani Ege ve Karadeniz herhalde en yoğun şehit veren bölgeler. Doğru. Dolayısıyla duracak bu. Yani duracak. Ya bu doğru değil. Tamam, bu doğru değil. Doğrusunu söyle, o da yok. Bir tuhaf bir hal var burada. Şimdi bu muhalefetin çaresizliği. Yani muhalefet bir şey öneremiyor. Dersini mi çalışmıyor Ali abi? Hayır. Yok. Paradigması, politikası müsait değil. Yani bir politika geliştiremiyor. Evet. Şimdi iki zıt bir arada olmaz. Burada bir mantık hatası var. Yani diyeceksin ki kan dursun fakat barış olmasın. Yani bu olmaz. Yani eğer barış olacaksa kan duracak. Doğru. Kan akacaksa barış olmayacak. Barış olmaz. Hükümet bu dilemmayı aşamıyor yani. Evet, kan dursun. Peki ne öneriyorsun? Bir şey hükümet önermiyor. Mi, muhalefet mi? Muhalefet. Muhalefet diyorum. Evet. Yani hükümet şey, Cumhuriyet, ha, pardon. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi. Bu iki parti. Dolayısıyla ikna edici gelemiyorlar. Evet. Yani. Şimdi bunların etkisi altında olan bir kamuoyu var. Evet. Bu kamuoyu çok az bir bölümü içinden çatışma devam etsin düşünür. Çok ben, az. Yani evet. %1 bile olmaz. Türkiye genelinde. Daha hastalıklı bir haldir herhalde, değil mi? Çatışalım. Bu olabilir böyle, evet. Gençler, heyecanlı insanlar, şahin ruhlu insanlar olabilir. Fakat Karadeniz veya Ege'de %1 bile değildir bunlar. Kamuoyunun yani asıl mahşeri vicdan. Tabii ki barış ister. Yani bir Kürt'le niçin alıp veremedi olmasın ki? Ya yeterince bilgilendirilmemiş ya da bir takım şeyleri var, kaygıları var. Evet. Ki bunu gidermek lazım. Bence hükümet şöyle bir
bir strateji tayin etseydi bu daha başarılı olabilirdi bundan. Bir, arkadaşlar bu köyde 30 senedir devam eden bir kavga var. Biz birbirimizi ifna ediyoruz. Tabii. Birbirimize zarar veriyoruz. Bunu durduralım. Önce durduralım. Sonra kıyamete kadar konuşalım. Üzerinde mutabakata varacağımız tek bir konu var. Silah kullanma. Silah kullanma. He. Şiddeti araç olmaktan tabii, tabii, çıkarma. Tabii şiddet, operasyon ve terör olmayacak. Fakat konuşalım, beraber konuşalım. Çözümü beraber arayalım. Herkes bu işe dahil olsun. Fakat kan akmasın. Evet. Buna kimsenin itiraz edeceği yok. Şimdi hükümet şöyle bir politika takip ediyor. Diyor ki ben diyor risk aldım. Doğru, hakikaten de büyük bir risk aldım. Bu riskinden dolayı da dua ediyoruz. Şey yapsın. Tabii. Yani bunu başarıyla götürsün. Fakat benim diyor tayin ettiğim yol haritasının dışında hiç kimse bir şey söylemesin. Ben de bunu diyor hain ilan ederim diyor. Sürece zarar veren olarak öyle değil ki. Yani benim hükümete verdiğim tek bir kredi var. Akan kan dursun. Senin evet. yanındayım sonuna kadar. Hı hı. Ama senin çözümün ne? Ne getireceksin? Ya nasıl bir Güneydoğu, nasıl bir Kürt sorunu çözeceksin? Nasıl bir vatandaşlık tanımı yapacaksın? Nasıl bir Orta Doğu, bölge ülkeleriyle bunu nasıl çözeceksin? Bunu bir söyle beraber konuşalım. Hayır diyor. O konuda da benim diyor fikrim var. Bunu da diyor sen benimseyeceksin. Vakti geldiğinde. Aksi halde ben seni sürece karşı ilan ediyorum. Yani bu bir Bush politikası. Evet. Bu doğru değil ki. Ya benimlesin ya karşımda. Şimdi zaman içerisinde kendi taraftarını da şey yapar. Yani gücendirir. Çünkü herkes aynı çözümde mutabakata varmış değil. Bazı kaygılar var. Haklı olarak bir takım kaygılar var. Ve bu kaygıların mutlaka giderilmesi lazım. Nasıl giderilebilir? Çok aklı başında birkaç kişi yukarıda oturup çözecek. İşte evet. 5-10 kişi. Ve bunu hepimize empoze edecek. Biz de kamu diplomasisi çerçevesinde veya halkla ilişkiler çerçevesinde yukarıdan ne gelirse bunu gazetelerimizde, köşelerimizde, televizyon ekranlarında izah edeceğiz. Öyle değil. Kamusal müzakere herkesin katıldığı, fikir söylediği, eleştirdiği, itiraz ettiği, yeni görüşler, tezler öne sürdüğü ve bu şekilde kanaatin oluştuğu bir süreç demektir. Yani demokrasiler bu noktaya geldi. İslami, insani olanı da budur. Barış da bu şekilde sağlanır. Herkes katılırsa ancak kalıcı bir barış sağlanır. Ben biliyorum. Herkes benim doğrularıma tabi olsun. Aksi halde ben seni sürece karşı konumlandırıyorum demek çok büyük bir şeydir, bir hatadır. Cevap dediği nokta da çok önemli. Evet. Yani muhalefet zaten ayakta kalabilmek için en yüksek perdeden bağırmak zorunda. Halbuki burada muhalefete karşı sükunet birleştirici bir dil, onu ilzam edici, onu hakikaten gayrimeşru konuma düşürücü bir dil takip evet. etmek lazım. O da bağırdı, ben daha fazla bağırayım. Belki kamuoyunun algısında pasif duruma düşmeme gayretiyle bu yapılıyor olabilir. Ya o tabii... Nasıl bir siyasettir bilemem. Yani bana kalırsa çok doğru bir siyaset evet. değil. Yani en azından çözüme karşı durmak ve başka bir siyaset önermemek hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sıkıntı şimdi, meydana getirdi. Gene reklam arası geldi Ali abi maşallah. Yani reklamlar güzel. Cevat abi şikayet etse de. Yok. Burada zannediyorum Ali abi akil adamlarla alakalı genellikle ben takip etmeye çalışıyorum. Şöyle bir şey var işte 9 kişi bir bölgeye gidiyorlar. Bir şehre, bir kasabaya, bir toplantıya falan. Belki birkaç dakika konuşup daha çok insanları dinliyorlar. Akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarını onlar bunlar ve anladığım kadarıyla dinlediklerini not alıyorlar. Kaygıları, şunları, bunları belki itirazları falan not alıyorlar. Muhtemelen bu 2 aylık sürenin sonunda belki senin dediğin gibi bir şeyler çıkabilir bu işin içinden inşallah. Reklamdan sonra kısa bir süre devam edelim. Evet, konuşmak lazım. Kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Sakın bir yere ayrılmayın. Efendim merhabalar. Kısa bir reklam arasından sonra konuşmak lazım da tekrar beraberiz. Evet, zuhurat olarak düşündüğümüz konularla programı bundan önceki bölümleri bitti. Dolayısıyla zuhuratın son bölümü. Evet Cevat abi seni dinliyoruz. Yani evet bu sürecin gitmesinde hükümetin Ali abinin söylediği gibi her şeyin tartışılmasını yasaklayan bir durumu var mı? Ben öyle bir emareyi sözcülerin dilinde çok fazla görmedim en azından. Ama şunu yapmak istiyorlar. Yani bu işin ilk etabı çok önemlidir. İlk etabı odaklanıp öncelikle bu ilk etap başarıyla şey yaparsa
Diğerleri gider diye düşündükleri için bana kalırsa bir hassasiyet gösteriliyor. Ama insanların konuları tartışmasını engellemeye çalışacak bir emare çok fazla görmediğimi söylemeliyim. Yani ama bunu yaparlarsa, şimdi varsayım üzerine konuşalım, bunu yaparlarsa süreci de tehlikeye atmış olurlar diye düşünüyorum. Ama süreçte bir önemli şey şu, bu İngiltere-İrlanda arasındaki görüşmelerde önemli fonksiyon ifa etmiş birinin söylediği bir şey var. Bu bisiklete binmek gibidir. Pedal çevireceksiniz. Durmadan pedal çevireceksiniz, düşersiniz. Yani bunu düşürmek için elden gelen her şey yapılıyor. O zaman düşmemek için pedalı da doğru istikamete dönük olarak çevirmekte yarar var. Ben umuyorum önümüzdeki zamanda inşallah iyi olacak diye böyle bir temennim var doğrusu. İnşallah. Evet. Fazıl Say meselesine mi geçiyoruz şimdi? İfade özgürlüğü. İfade özgürlüğü. Şimdi Ali abi ben müsaade edersen önce şu Fazıl Say Twitter'daydı değil mi? Ne yazmış? Onu bir okuyayım müsaadenle. Evet. Fazıl Say Twitter'da ne yazmış? Bilmem fark ettiniz mi ama nerede yavşak? Bunları söylemek tuhaf bir şey ama neyse biz okuyalım. Artık nerede yavşak, yani. Ani magazinci, hırsız şaklaban varsa hepsi Allahçı. Bu bir paradoks mu şeklinde ifadelerde bulunmuş. Vatandaşın biri gitmiş demiş ki bu zat bize hakaret ediyor. Mahkemede bakıyor gereği düşünüldü deyip onay hapis cezası veriyor. Türkiye tabii bu onay hapis cezasından ki 5 yıl erteleme var. 5 yıl içerisinde tekrar benzer bir zıpırlıkta bulunulmadığı takdirde problem yok. Ama ifade özgürlüğü, ülkeyi terk etme, başka yerde yaşama gibi şeyler başlıyor. Böyle bir söz Ali abi hakikaten bir ifade özgürlüğü müdür, haddi aşmak mıdır? Şimdi önce Say'a, Fazıl demeyeceğim, Say'a, evet, bir önerim var. Hı hı. Kendisiyle tutarlı olsun, kendine de saygısı olsun, hı hı. Kendi zatını, şahsiyetini, kişiliğini önemsiyorsa, hı hı. Yapması gereken ilk iş tezelden hemen yarın sabah pazartesi günü mahkemeye başvurup ismini değiştirsin. Fazıl olan ismini tabii, değiştirsin. Tabii Fazıl olan ismini değiştirsin. Bir önerin var mı yeni ismiyle alakalı? Yok. Ya? Beni hiç ilgilendirmez ise kaya, çınar, toprak, rüzgar, evet. Bulut evet. Yapabilir. Yani evet. Kendisi bilir. Fakat Fazıl, ama Fazıl olmasın, diyorsun. Fazıl Allah'ın isimlerinden bir tanesidir. Tabii. Sıfatlarından bir tanesidir. Fazıl ihsan ve lütuf demektir. Allah'ın ihsan Fazıl, ve lütfu evet. Demektir. Diyor ki Say ateistim. Ve bunu bu kadar rahat söyleyebildiğim için gururluyum. Eğer ateist ise ve Allah'ın varlığını inkar etmesi hı hı. Dolayısıyla da gurur duyuyorsa Allah'a ait bir ismi, sıfatı hemen gitsin üzerinden atsın. Süleyman Aleyhisselam'a mülk ve saltanat veriliyor. Evet. Bu mülk ve saltanatı karıncanın dilini dahi bilmesi, atların o muhteşem, o görkemli koşusunu dahi Allah'ın fazlı, şükrü gerektiren Allah'ın fazlı olarak kabul ediyor. Say müzisyendir. Evet. Müzik Allah'ın tabiatta içkin kıldığı ritim. Donmuş melodilerdir. Donmuş melodiler, evet. O sesler Allah'a aittir. O Allah'ın yarattığı tabiattaki içkin melodileri harekete geçiriyor. Müziğinin ne kadar kaliteli, önemli olduğunu ben bilmiyorum yani. Fakat bir insanın iyi bir müzisyen olması demek ki onun müziği bana hiçbir şey ifade etmiyor. Evet. Bana zevk de vermiyor. Hiç dinledin mi hala? Dinledim elbette. Hmm. Yani bana da zevk de vermiyor. Yani bana hitap etmiyor. Ya yani ben sanat müziğinden hoşlanırım. Türk halk müziğinden, ilahilerden, tasavvuf müziğinden, evet. Arap müziğinden, Fars müziğinden, Doğu müziğinden hoşlanırım. Çin müziği de bana çok hoş geliyor. Dinleyebiliyorum. Fakat bu arkadaşın Batı müziği bana şey gelmiyor. Yani bana hitap etmiyor. Zulüm gibi mi geliyor? Ama zevk alan Batılılara da büyük bir saygı duyuyorum. Hı hı. Çünkü o onların kültürüdür, onların zevkidir, estetiğidir. Bundan dolayı da eleştirmeyi hakikaten kendime de yakıştırmıyorum. Hı hı. Doğru bir şey değil. Çünkü evet. Bu onların kültürü. Fakat doğru. Sen sanat müziğinden, tasavvuf müziği geleneğinden gelen bir adam, bir insan olarak... Bir Fransızın zevkini, bir İngiliz'in, bir Alman'ın zevkini, bir müzik zevkini bana empoze ediyorsan ve bununla da gurur duyuyorsan burada da bir problem var. Evet.
ben yani iyi Türkiye'de iyi bir müzisyenin Itri'nin geleneğini devam, Dede Efendi'nin evet, geleneğini evet. devam ettiren bir müzisyen olması gerektiğini düşünüyorum. Öyle olması gerekir. Evet. Ama hiçbir şey yerli yerinde olmadığı için sayda büyük bir müzisyendir. Onda bir şey demiyorum. O müzik de Allah'a aittir. Onu unutmasın. Allah'ın mülkünde, tabiatında olan bir sesi harekete geçiriyor. Fakat o sesin sahibini inkar ediyor. İlk önce gitsin. Bu şeyi değiştirsin, ismini değiştirsin. Yani fazla ona bir önerim var. Evet. Yani o zaman daha bu önerinin devamı şuraya gelmez mi? Yani inkar ettiği zatın mülkünde yaşıyor. Onun bahşettiği havayı teneffüs ediyor. Elbette şey hiç şüphesiz yani. Muhakkak ama en basiti isim çok en şey. Sembolü. Evet, yani eyvallah. Ona bu ismi veren annesi babası öyle olmasını dilemiştir. Allah'a ekber. Yani demiş ki bu Allah'ın fazlını, lütuf ve ihsanını üzerinde hisseden. Gösterecek, temaşa ettirecek. Çünkü insan ismiyle müsemma olur. Hı hı. O da fazilet sahibi olur. Allah'ın lütuf ve ihsanını ifade edecek. Bunu müziğin diliyle de, resim diliyle de, şiirle de veyahut da hal ve hareketleri de yapar. Fakat Allah'ın varlığını reddediyorsan, ateistsen, bununla da gurur duyuyorsan git o ismi değiştir. Doğru. Evet. Mesela Abdüşşems yapabilir yani filan. Hı. Onun bir isim icabı şey yapmak. Güneşin kulu. Ne bileyim. Evet. Şimdi meselenin ikinci şeyine gelince. Bu bir ifade özgürlüğü müdür? Hayır. Öyle bir ifade özgürlüğü olamaz. Yani ben bir Müslüman olarak böyle bir ifade özgürlüğünü kabul etmiyorum. Yani. Bu var benim, ise bu, de kabul etmiyorum evet, diyorsun. Evet. Bu iki suçtur. Bir, bana karşı, dindarlara karşı bir suçtur. Yani hakaret, hakarettir, tabii. aşağılamaktır. Fakat daha ağır olanı kutsalın kendisine tecavüz ve hakarettir. Şimdi bakın, Türk Ceza Kanunu 216. maddesinin 3. fıkrası diyor ki, dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması dolayısıyla hapis cezasına çarptırılır. Şeyde de, bu 10 aylık cezanın gerekçesi şöyle diyor. Yazdığı şeylerle kendime hakaret edildiğini görüyorum. Kişilerin kendilerini kararda, başka bir gerekçeyi okudum. Kararda kişilerin kendilerini mensubu olarak kabul ettikleri ve gönül bağıyla bağlandıkları dinlerinin kutsal saydığı Allah, melekler, peygamberler, kutsal kitaplar, hesap günü, cennet, cehennem gibi kavramlar ve bu dinlere ait ibadete çağrı, ibadet yerleri ve ibadet şekillerine yönelik hislerini koruma altına almak suretiyle toplumsal barışın bozulmasına engel olmayı amaçladığı anlaşılmıştır. Buradaki anahtar gerekçe toplumsal barışı bozması. Evet. Yani ceza kanunundaki illet kutsalın kendisine saldırı değil. Evet. Ona bir şey demiyor. Yani nihai olarak devlet kutsalı korumuyor o anlamda yani. Fakat toplumsal barışı bozduğu için veyahut da dindarların hislerini rencide ettiği için bunu suç sayıyor. Halbuki İslam'da öyle değil. Yani İslam'da doğrudan doğruya Allah, peygamber, Kur'an, peygamberin zevceleri, Kabe ve Ehl-i Beyt. Bunlara saldırı yaptığın zaman, bunları tahkir ettiğin zaman, bunlara küfür ettiğin zaman toplumsal barışı bozsun bozmasın. Tabii. Onları kutsal kabul eden insanların duygularını, hislerini rencide etsin, etmesin. Bizatihi suçtur. Bizatihi suçtur. Bizatihi suçtur. Bu kendiliğinden. Kendiliğinden suçtur. Yani. Çünkü burada Allah'ın ve diğer bu saydığımız kategorideki varlıkların ve insanların haklarına tecavüz edilmiştir. Onların haklarının savunması lazım. Efendim kimseyi rahatsız etti, kimseyi aldırış etmedi. O gerekçe değil. Dolayısıyla ben ceza kanunundaki gerekçeyi de kabul etmiyorum. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de gerekçesini de kabul etmiyor. Bu bir suçtur. Peki diyeceksin ki senin dinine yani Allah'a, peygambere, Kabe'ye, Kur'an'a, Ehl-i Beyt'e ve peygamberin zevcelerine bu saldırıyı suç kabul ediyorsun da sen diğer dinlere karşı nasıl tutum içindesin? Ben de aynı tutum içindeyim. Çünkü bana Kur'an diyor ki tabii. Onların kutsallarına, ilahlarına da diyor küfretme. İki önemli hüküm getiriyor. Tabii. Onlar da diyor şey yapar,
diyor, sana bu şekilde cevap verir. Bu doğru bir şey olmaz. Kutsallar tamam. arası küfürleşme ve bu şeyi bozar asıl. İkincisi, dininizle alay edildiği meclisleri hemen diyor terk edin diyor. Yani eğer gücünüz engelleyemiyorsanız terk edin. Onlar başka bir söze dalıncaya kadar. Yani şimdi bu arkadaş yazacak, çizecek, küfür edecekler. Ben hiçbir şey demeyeceğim, susacağım. Böyle şey olmaz yani. Ben onun neyse kutsalı, ben ona dil uzatmıyorum. O da benim kutsalıma dil uzatmayacak. Uzattığı takdirde bu cezayı kabullenecek. Yani ve bu ancak bu şekilde bu toplumsal barış konuluyor. Birileri de ifade özgürlüğü şarkısı çığırmayacak bu arada tabii. Böyle çünkü bir ifade çokça. Özgürlüğü olamaz yani. Ben bunu kesinlikle böyle bir ifade özgürlüğü olamaz. Efendimizin bu konuda uygulamaları vardır. Yani örnek vermek istemiyorum ama Efendimizin çok çok açık uygulamaları var. Ben o hani ben ateistim deyişine taktım. Temel Dursun'la konuşurken ula ben ateistim demiş. Dursun da demiş. Neyse. Allah'ın da çok umurumdaydı demiş. Şimdi tabii temel burada ateist olamaz. Yani. Yani ifade özgürlüğü sanki böyle sınırları dört dörtlük çizilmiş bir şeymiş gibi ifade özgürlüğü üzerinden mesele değerlendirilmeye çalışılıyor. Gürültüsü çok çıkaranlar kendi kafalarında tespit etmişler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarından bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. O içtihatlar şöyle de böyle de yorumlanabilecek bir sürü şey çıkar. Mesela doğru. diyor ki efendim İngiltere'de Müslümanlar azınlıktadır. Bu ikiz kulelerin yandığı zamanlarda ikiz kulelerinin yanış resmini götürüp bir Müslümanın penceresine asıp bütün Müslümanlar filan diye böyle bir yazı yazan birine İngiliz mahkemesi ceza vermiş. Niye vermiş? Çünkü Müslümanlar azınlıkta orada korunmaya muhtaç insanlarmış. Burada Müslümanlar çoğunlukta olduğu için korunmaya muhtaç değiller. Bu tür şeyler de çok hakaret babından nitelenip ceza verilemez filan diye böyle yani hakikaten bir alamet cambazlık yapılıyor bu meseleyle ilgili olarak amiyane tabirle. Yani azınlıkta olan her türlü hakareti, tahkiri yapma hakkı var. Her türlü şiddeti yapabilir. Yani dolayısıyla azınlık olduğu şey olmuyor. O zaman şöyle bir şey söyleyelim. Bunu varsay ki tırnak içinde kabul edelim böyle bir şeyi varsayım olarak. Peki bu toplumun içinden bir tanesi, iki tanesi, üç tanesi, beş tanesi kızdı ve şiddete yöneldi. Olmadık şeyler değil ki bunlar. Tabii. Peki ne olacak bu sefer? Bu sefer de farklı bir şey çıkacak. Müslümanlık şiddeti ilzam ediyor. Şiddeti yani bu şeyliktir. Bakın doğrusu Gülay Göktürk'ün çok güzel bir şeyi var. Diyor ki bilmem fark ettiniz mi? Nerede yavşak, adi, magazinci, hırsız, şaklaban varsa hepsi Kürt, bu bir paradoks mu? Bir an için Fazıl Say'ın malum cümlesini bu şekilde söylediğini varsayın. Ya da şöyle, bilmem fark ettiniz mi? Nerede yavşak, adi, magazinci, hırsız, şaklaban varsa hepsi Ermeni, bu bir paradoks mu? Bilmem fark ettiniz mi? Nerede yavşak, adi, magazinci, hırsız, şaklaban varsa hepsi kadın, bu bir paradoks mu? Fark etti. Yani cümlenin öznesini sürekli bilmem fark ettiniz mi? Nerede yavşak, adi, magazinci, hırsız, şaklaban varsa hepsi Yahudi, bu bir paradoks mu? Bu soruları böyle sorsak diyor. Yani Müslümanlara söylenmiş şeyleri bu kesimlere sorsak. Ve bugün bunun hakaret olmadığını söyleyen kalemler acaba aynı şeyi söylerler mi? Kesinlikle söylemezler. Tabii. Ve doğrudur yani söylememeleri. Buradaki faili değiştirip daha doğrusu muhatabı değiştirip bunlara hakaret etmek değil kasıt. Tabii. Yani netice itibariyle böyle ama Müslümanlara hakaret edebilirsiniz. Şimdi burada tek bu meseleyi de bu kadar büyütmeseydik. Bu arkadaşın bir edep sorunu var. Bir edep sorunu var. Yani daha önce arabesk müzik için yavşak kelimesini kullandı. Ya kelime hazinesi dar arkadaşın evet. ya da bir edep sorunu var. Başbakan, Kültür Bakanı için bakan kes diye şeyler arttı. Bir bakana böyle denmez mi? Bu benim hakkım değil mi? Edepli burada olan bir, demez. Bir, onu atlamayalım. Arabeskle ilgili söylediği şey şuydu. Bu arabesk müziği yapanlar vatan hainidir. He. Vatan hainliği hukukta bütün hukuk sistemlerinde ağır bir suçtur. Doğru. Ve idamı gerektirir. Yahut da müebbet hapsi gerektirir. Şimdi arabesk müzik bir ifadedir. Bir ifade biçimidir.
yani sanatçının duygularını ifade ediş. Müzik yoluyla ifade etmesidir. Dolayısıyla bu müziği savunmak ifade özgürlüğünü savunmakla aynı şeydir. Tabii çok elbette güzel. Öyledir. Yani müzik bir ifadedir. Şimdi bir arabesk müzik yapan Orhan Gencebay. Arabesk müzik yaptığı için vatan haini olacak ve Fazıl Sayım kafasından mahkemeler olsa bu ülkede Allah muhafaza. Hemen onu vatana ihanetten yargılayacaklar. Ya müebbet hapse mahkum edecekler yahut da idama. Sen diyeceksin ki ben bu benim ifade özgürlüğümdür. Hı hı. Sen bunları söyleyeceksin. 10 ay hapis yiyeceksin. Benim ifade özgürlüğüm engeller diyeceksin. Burada dur bakalım yani. Doğru. Bu paradoksu da bir... Fazıl'ın böyle bir edepsizliği var. Fazıl'a itiraz ediyorum. Sayın böyle bir edepsizliği var. Ama bunu savunanlar arabeske saldırdığı zaman Orhan Gencebay'ın da hukukuna tecavüz edildiğine ilişkin bir savunma yaptılar mı? Yok, yapılmadı böyle bir şey. Şimdi farz et ki bak, odayı çok ısıttın. Ceketler çıktı. Herkes çıkardı şeyi. Dedin ki arabesk vatana ihanettir. Vatan satılıyor. Vatanı satanlar arabeski kullanıyorlar. Hı hı. Böyle bir dil geliştirdi. Evet. Hrant Dink'i cinayeti işleyen çocuklar da o çocuklar gibi heyecana geldi bunlar. Ulan vatan elden gidiyor, vatan elden gidiyor. Bunun kim? Suçlusu da arabeskçiler. Bir arabeskçidir. Gidip onu öldürdü. Ne yapacaksın? Yani. Aynı şey. Ya bu bir defa yani işte büyük sanatçı söylediği zaman toleransla karşılanacak. Böyle bir hak yok, böyle bir şey yok. Bir başka şey, arkadaşın söylemine baktığınız zaman yani bir sanatçı bu kadar nefreti nasıl biriktiriyor? Yani Kur'an-ı Kerim'de Ali abi daha iyi bilecek. Yani dillerinde söylediklerinden çok daha fazlası işlerinde var. Yani Fazıl Say'a söylenecek şey nefretinle beraber baş başa kal ve nefretinle beraber boğul demek. Refik Erduran'ın güzel bir şeyi var. Diyor ki parmak uçlarından hoş sesler, ağzından nefret boşalan adam. Eğer bir sanatçı olarak bunu işte yapıyorsa, ediyorsa kusura bakma. Cezasına katlanacaktır. Sanatçıya ceza verilmez diye bir şey yok. İfade hürriyetini bu kadar ezip büzüp başka yani bir Fazıl Say için bu yorumları yapıp ama başkaları için doğrudan doğruya ifade hürriyetini daha dar yorumlayan insanlar da kendi vicdanlarıyla baş başa kalsınlar, aynaya bakıp resimlerine baksınlar. Ben doğru mu yapıyorum acaba diye. Mahkeme ceza verebilir, veremez. Yani orada o kanun varsa, bu mahkeme açılmışsa bu cezayı verir. Vermeli miydi? Vermese de olur. Demek istediğim şu. Edepsizliğiyle baş başa bırakıp uğraşmamak lazım. Ama kendisi sıçrıyor durmadan. Üstüne sıçrıyor ve temizlemek zorunda kalıyorsun. Ona yavşak diyor. Bakana kes diyor. Arabeske yavşak diyor. Şimdi Allahçılar şey diyor. Şu cümlesine bak mesela, diyor. Güya Ömer Hayyam'a izafe ediyor. Bir de Ömer abi Hayyam söylese ne yazar yani? Hayır, bir söylese ne yazar? O da aynı şeyi, suçu işlemiş olur. Tabii. Yani onda hiç şüphe yok. Kim söylerse söylesin. O ayrı bir fasıl. Irmaklardan şaraplar akacak diyorsun. Cenneti âle meyhane midir? İşte buyur. Her mümine huri vereceğim diyorsun. Cenneti âle. Affına sığınıyorum. Affınıza sığınıyorum. Yani kerhane midir, genel evi midir? Şimdi bu tahrik yani edici olmuyor. Bu nefret suçu olmuyor da. Başka ne olur? Sen milyonlarca insan. Efendim kendisi tweetle paylaşmış. Evet. Bunu niye paylaşıyor? Olduğu yerde dursaydı. Allah şifalar versin demek gerekiyor galiba. Edepsizliğiyle ve kiniyle beraber baş başa bırakıp kiniyle beraber defolsun. Yine gibi. Allah hidayet versin. Allah şifalar versin. İnşallah, umarım. Orada umarım böyle olur. Fakat ısrar edecekse mutlaka gitsin ismini değiştirsin. Yani çok ben iyi de bu kanaatteyim abi. Hatta başka şeyler de değiştirsin. Çünkü içindeki kine engel olamıyor, nefrete engel olamıyor. Efendim sanatçı topluma örnektir. Sanatçı şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır diye bu hürriyeti savunan insanların birçoğu bu yazıları da yazıyorlar. Peki niye Fazıl Say'dan bu kadar nefreti nerede biriktirdin diye sormuyor kimse? Ali abi sosyolojik bir soru sorabilir miyim? Estağfurullah. Şimdi Fazıl Say denilen zat piyanist dünya çapında meşhur anladığım kadarıyla. Mesela sen dinlemişsin, ben hiç dinlemedim tıngırtılarını falan. Şöyle bir psikoz olabilir mi? Ya 75 milyonluk bir ülkede yaşıyorum.
beni Fransa'da şurada burada belli kesimler tanıyor ama bu ülkedekiler pek tanımıyor. Beni tanısınlar diye bu tür muzurluklar yapıyor olabilir mi? Ya, boş ver. O da bir espri. Yanlış bir şey yapıyordur. Çünkü abi, 75-750 yani... sene daha kalsa bu toplum, bu ülke onu sanatçı olarak kabul etmeyecek. İşte problem. İki sebepten dolayı. Bir, evet. Zaten bu edepsizliği dolayısıyla, ya bu haddi aşan hakaretleri dolayısıyla meşruiyetini kaybediyor, saygınlığını kaybediyor. İki, bu toplum müzik kültüründe onu yaptığı müziğin bir karşılığı yok. Doğru. Yani o zaman de, abi vatan hainliği arabesk müzikle alakalı mı söylenir, onun yaptığı müzikle alakalı mı söylenir? Ya hiçbir türlü söyleme, onun yaptığı müzikle vatan hainliği falan değil. Yani yok canım, yapıyorsa yapsın. Hayır, illa dememiz gerekiyor. Hiç dememiz gerekmiyor. Yani şimdi onu o edebiyle söylüyor. Aynı edep seviyesine düşmek abes bir şey. Bu benzer bir cümleyi Timur Selçuk da kullanmıştı Orhan Gencebay ve arabesk için. Yani daha hafifti tabii ki, bu kadar ağır değildi. Orhan Gencebay güzel bir laf etti ki müzik konusunda çok esaslı bilgileri, görüşü olan bir insandı. Sıradan bir sanatçı değildir Orhan Tabii Gencebay. Ki. Yani Tabii mesela ki. Neden Batı müziğini farklı görüyor ve biz Türk sanat müziği, Türk halk müziği farklı? Bunu şeye bağlar Orhan Gencebay. Bu toplumun inancının temeli tevhiddir, Allah'ın birliğidir. Onun için tek seslidir müzik. Orada diyor şirk, yani çokluk olduğu için, çok seslidir filan diyor. Sessiz. Yani evet. Bu böyle bir felsefi, bir tabii yani. Çok felsefi bir temeli var. Yani tevhide bağlı olan bir toplum Batı müziğinden hoşlanmaz. Bu mümkün değil. Yani yok onun karşılığı. Kaos. Bak Arap müziği sana hoş gelir, İran müziği hoş gelir, Afgan müziği hoş gelir yani. Hatta Hint Çin müziği müziğini merak etmeye başladım abi. Hint'i de biliyorum da Çin müziği... Dinlemek de tamam, bir ara dinlemek lazım. Evet. Evet. Orhan Gencebay dedi ki, bu işi dedi tayin edecek olan şey dedi, un kapanıdır filan dedi. Evet. Kim dedi orada de piyasaya çıkarsın. Tabii. Senin müziğin ne kadar, kasetin ne kadar satar, benimki ne kadar satar, bunu dedi görürsün. Halkın zevkine bırakmak lazım dedi. Orhan Gencebay galiba ne kadar tiraj? O da akil adamlardandı. Akil adamlardan. Evet. Yani tutarlı, ağırbaşlı bir sanatçı. Evet. Yani Orhan abimize hürmetler buradan. Peki yani bu konuyu kifayeti müzakere deyip kapatıyoruz. Evet. Önerilerimizi netleştirelim. Fazıl Say, Fazıl olan ismini lütfen yalnız değiştirsin diyoruz. Yalnız bizim bu Müslüman muhafazakar yazarlarımıza şunu yani teeddüben söylüyorum. Özür dileyici olmayın. Yani işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var da Avrupa bize ne der de filan, ifade özgürlüğüdür, bu bir saçmalama şeydi. Hayır, öyle değil. Yani dininiz size bunu nasıl gösteriyorsa, tabii. Bunun hükmü neyse, dininize güvenin, Kur'an'a güvenin, tabii. Peygamberinize güvenin, müştehitlerinize güvenin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin 100 kilometre yakınına bile yaklaşamaz. Evet. Onun hukuk nosyonuna sahip bile değildir. Yani o felsefeye bile sahip değildir. Bu dininize ilişkin bir özgüveniniz olsun. Özür dileyici bu dili bırakmak lazım. Dininizin kıymetini bilin diyorsun Ali abi. Evet. Dininizin kıymetini bilin diyorsun. Değişik bir açıdan. Cevat abi, bu konuda söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Peki yani, kifayeti müzakere netleştiriyoruz. İnşallah bir daha gündem olmaz Say, yani. İnşallah. Say lütfen ismini değiştirsin. Kaya, Top. Ama yani onlar da Allah'ın yarattığı şeyler. Bunda hiç şüphe yok. Yani ya durum neyse. Vahim. İsimsiz olabilir mesela. Yani olur mu bilmiyorum. O da bir şey. Evet. Şimdi efendim şehirlerimizin silüeti konusuna da bence değinmekte fayda var. Şimdi bu şehirlerimizin silüetiyle alakalı kavga ya da tartışma ya da konu aslında Zeytinburnu'na yapılan o gökdelenle başladı ama daha önce başka bir şey var. Şişli havalesi yani Ayaza, Maslak, efendim Levent falan... Oralarda çok sayıda gökdelen gökyüzüne yükselmeye başladı. Dolayısıyla dikine gelişmeler oradan başladı. Zeytinburnu'ndaki biraz daha tuhaf gözüküyor. Çünkü fotoğrafçının biri güzel bir şekilde Sultanahmet'le onun aynı kare içerisinde böyle sakil bir görüntü olarak bastı ve tartışma ortamına geldi. Öncelikle bu diğer gelişmeler çok şikayete sebep olmuş muydu Cevat abi? Çünkü 80'lerden beri var bu akım. Ya şimdi şöyle bir şey. İstanbul silüeti dediği zaman aklımıza ne geliyor bizim? Minareler. Yani o Sarayburnu'ndan başlayan
Sultanahmet, Yavuz Selim, o sur içinin o bir hat geliyor aklımıza. Başka bir İstanbul. Yani zaten o da kullanılıyor devamlı. Oradan kaldığı zaman işte Galata Kulesi falan oralar falan. Ama asıl silüet o. Yani bu binalar ilk defa şey dikilmedi. Bir politikanın gereği olarak dikildi. Son 10 sene içinde de bu binalardan kıyamet kadar dikildi. Birçok yerlerde işte görüyoruz, yani yürünmez hale geldi şehirler. Gökyüzünü şöyle bakıp göreceğimiz hale geldi. Ama o silüeti bozan bir şey çıktı orta yerde. Yani insanın kolunda bir şişkinlik olsa çok fazla şey yapmaz ama burnunun ucunda olduğu zaman bütün görüntüyü şey yapıyor. Aynen burnun ucunda çıkan bir şey gibi. Sivilce gibi. Sivilce gibi. Ha, başbakanın genel gidişattan, mimarinin genel ikliminden haberi vardır. Ama muhtemelen Zeytinburnu'ndaki şeyin o hale gelmesinden haberi olmaya da bilir. Çünkü her şeyi bilecek diye bir durum yok. Ve bundan dolayı bir sıkıntı duyduğunu söylüyor. Yani oradaki arkadaştan onu tıraşlamasını istiyor. İnşallah onu satın alsınlar, yıksınlar bana kalırsa. Evet. Yapabilirlerse böyle bir şeyi. Çünkü o görüntüyü o kadar sakil bir şekilde şey yapmak sıkıntılı bir iş. Ama niye Sayın Başbakan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Zeytinburnu Belediyesi'ne bir söz söylemiyor? Bu belediyelerin ikisi de AK Parti'ye dahil belediyeler. Şurada bakın, bir zihniyet sorunu var, bir sıkıntı var. Yani işte bizim arkadaşımız Cihat Gökdemir, avukat, ne yapmış? İstanbul 4 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruyor. Koruma Kurulu verdiği yanıtta tarihi yarımada silüetini etkilediği gereğinin ilgili idarelerce yapılması gerektiğini bildiriyor. Belediye bir savunma yapıyor. Bakın asıl dramatik şey burada. Avukat Gökdemir talebini İstanbul'da ikamet eden bir vatandaş hemşeri olarak belediye karar ve hizmetlerine katılma ve şehrimizin doğal ve tarihi değerlerini korumak için gerekli tedbirleri alma ve bu hususta talepte bulunma hakkına dayandırdı. Dava için savunma gönderen Zeytinburnu Belediyesi davanın reddedilmesi gerektiğini belirtti. Gerekçe olarak da Avukat Gökdemir'in Yeşilköy'de çalıştığını, dava konusu yapıyla ilgili olarak kişisel, güncel, meşru menfaati ve menfaat ihlali olmadığını belirten belediye bu nedenlerle dava açma ehliyeti olmadığını ileri sürdü. Şimdi bakın, İstanbul'la ilgili İstanbul hemşeriliği diye bir şey, İstanbullu olmak diye bir şey belediyenin zihninde yok. Ve o oraya, ben o zaman Kartal'da yaşıyorum, Sultanahmet'in dibine birisi bir bina diker ve ben bundan rahatsız olma hakkına sahip değilim. Sultanahmet'te oturanlar rahat. Peki şehir bilinci dediğimiz şey böyle bir şey midir? Şehir böyle bir şey midir? Dünyanın her yerinde mesela şehrin korunan kısımları vardır. Yani yüksek binaları yapacakları zaman defans, mesela Paris'te defans Paris diyor. İşte Paris'in dışında bir yere yapıyor binaları. Ama Paris'in içine dokundurmuyor. Yani bu bir başka şey. Binalardan daha feci bir durum. O binalar kadar feci bir durum. İşte Ali abiyle beraber Sultanahmet'te, Cağaloğlu'nda hepimiz beraber bulunduk. Cağaloğlu bir yani Sultanahmet bir oturma muhiti olmaktan çıktı. Oteller. O koskoca cami cemaatsiz bir cami haline geldi. Cumaları bile dolmayan bir cami haline geldi. Mahallesi yok, evi yok ve etrafında oturan insanları yok. Aynı şey Süleymaniye için geçerli. Süleymaniye zaten unutturulmuş bir mekandı. Orayı düzelttiler. Sonradan oradaki binalar yıkılıp oranın bir mahalle haline getirileceğine ilişkin bir şey aldık ve buna çok da sevindim, doğrusu açık söyleyeyim. Çünkü camiler bir mahallenin, bir oturan insanın ortasında olduğu zaman bir anlam ifade ederler. Şimdi duyuyorum ki oralar oteller, apart oteller haline getirilecekmiş. Olur, orayı mahalle yapmazsınız. Cami etrafında içki içilen, etrafında şey yapılan bir mekan haline getirilir. Yani eğer başbakana bir biçimde şey yapılıyorsa bunun duyurulmasında da yarar var. İstanbul Belediyesi'nin, eğer duyduğumuz şeyler doğruysa, oraya oteller yapılıyor olması, oranın bir oturma muhiti olmaktan çıkarılıp bir nevi bir mahalle olmaktan çıkarılması İstanbul Belediyesi'ni rahatsız etmiyorsa, o zaman bu ciddi bir sorundur. Başbakan önce
Sayın Başbakan kendi belediyelerine kendi hassasiyetini telkin etsin. Ondan sonra işte Mesut Toprak gereğini yapar yapmaz satın alınır, ona başka bir yerden başka bir imkan sağlanır. Diyor ki bir şey olarak, bir müteşebbis olarak hiçbir eksiğim yok. Bütünüyle izinli yaptım. Hiçbir hukuki ve evrak itibarıyla bir eksiğim yok. Yani bu benim zorla yaptığım bir iş değil. Yani hakikaten dönüp baktığınız zaman yani şeyden bekleyemeyiz onu. Bir müteşebbisten ya ben bu silüeti bozuyorum. O ne kadar kar ettiğine bakıyor. Tabii olarak böyle çünkü. Ne kadar kar edersen o kadar adamsın, o kadar insansın gibi bir anlayış da toplum içinde yaygınlaştığı için ahlaksızlıkları bile örten bir şey haline geldiği için maddi varlığın olması değer haline geldiği için onu yapıyor. Ben dediğim gibi Mesut Bey'i ahlaksızlıkla falan suçluyor değilim. Yani hukuki gerekçelerini yerine getirmiş ve yapmış o işi. Ona o imkanı verenleri bir sorgulamak lazım diye düşünüyorum. Belediyenin şu gönderdiği şeyin de şehir duygusundan, şehrin ne olduğundan ve bir şehrin bir medeniyeti nasıl temsil edeceğinden, bir hemşerilik duygusundan hiç kusura bakma bunu kim yazdıysa çok başkanı da illa suçluyor değilim ama, değil, ama o çok uzak olduğunu gösteren bence mekanik bir cevap şunun için. Şimdi bak Mesut Toprak diyor ki hukuki olarak, yasal olarak, imar mevzuatıyla, şununla, bana bununla alakalı benim hiçbir problemim yok. Her şey kanunlara, prosedüre uygun gerçekleşti diyor. Teorik olarak doğru. Niçin? 2.7 galiba emsal ölçüsü var. Yani bir dönüm yerin varsa 2700 metrekare bir oturma alanına sahip bina yapabiliyorsun. Bunu yatayda yapabilirsin. Tayyip Bey'in söylediği gibi yerin altında 4 kat, yerin üstüne 4 kat da yapabilirsin. Ya da işte 100 metrekare üzerine belki Eyfel Kulesi gibi bir şey de yapabilirsin. Burada esas mesele belki başka mekanizmaların devreye girmesi. Müteşebbisin devreye girmesi ya da belediyenin bir dakika. Burası korunan alandır. Burada mesela atıyorum 16 metreyi geçemezsin ki şehir içi böyle. Ya işte başka bir yerleri zaten kaybettik. Hı hı. Sur içine biraz ihtimam göstermemiz lazım. Ama o bina lazım. Sur dışında değil mi zaten? Sur dışında ama sur içinin etkiliyor. Görüntüsünü doğrudan etkileyen doğrudan bir etkiliyor. Şey çıkarıyor ortaya. Hı hı. Yani Allah'ınızı severseniz İstanbul'a gelen biri Şişli'deki gökdelenleri mi görmek ister? Bilmem neredeki neyi mi görmek ister? Hı hı. Yoksa Sultan sur Ahmet. İçini gezmek mi sur ister? Sur içini gezmek bir ister. Bir başka şey daha söyleyeyim. Bu belediyenin gönderdiği şeyden sonra muhtemelen koydular herhalde. Bir şehir dersi koymak lazım. Kendi şehrinizi tanıyacak bir ders. Hmm. İstanbul'da 40 sene, 50 sene oturup... İstanbul dersi o zaman. Aynı, evet İstanbul evet. dersi. Aynı güzergahta gidip ya şu binanın ne olduğunu, bu binanın ne olduğunu bilmeyen kıyamet kadar insan var. Şehrinizi sevmek de böyle İstanbul'da sevilecek bir şehirdir. Evet. Yani gerçekten böyle bir şeydir. Onun için Sayın Başbakan hazır daha binalar dikilmemiş, oteller yapılmamışken lütfen Süleymaniye'yi eğer şeyse Süleymaniye'yi de kurtarsın. Sultanahmet de galiba. Sultanahmet'te başka türlü bir şey yapmak lazım ama Süleymaniye hazır yapılabilecek haldeyken Süleymaniye'yi kaybediyoruz. Dünyada bir tane Süleymaniye var, bir tane de Haliç var ve o iklim içinde şey yapıyor. Ben hı hı. biraz uzun şey yaptım. Cevat abi biraz uzun konuştu yaptım. Ali abi. Öyle diyor yani. Ben demedim de. Ali abi haksızlık yaptı. Evet. Evet abi sen ne diyorsun? Uzun dikey binalar. Şimdi Refah Partisi 27 Mart 1994'te 94'te İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'ni kazandı. Aşağı yukarı Türkiye'de de belediyelerin 3/2'sine yakınlığı şey evet, yaptı. Ankara kazandı. Dahil ve ondan olmak sonra üzere, Ankara tabii. dahil olmak üzere Büyükşehir. Dolayısıyla 1994'ten bu yana şehirlerin yönetiminden bu siyasi çizgi sorumludur. Ya ben gördüm. Nereden çıktı bu? Sayın Topbaş zannedersem şöyle bir şey yapmış. Zeytinburnu'nda gözümüzden kaçmış. Bu mazeret değil. Yani bu kadar şey gözden kaçıyorsa o zaman sıkıntı çıkar ortaya. Başka türlü şeyler söylenir yani. 2002'den beri de Türkiye'nin yönetimi şeyin elinde. Genel idare. Tabii genel idare. Yani dolayısıyla bu toplumda her ne oluyorsa ki bu Cumhuriyet tarihinin 1/5'ine yakın bir zamana tekabül eder. Yani 100 yıllık bir Cumhuriyet tarihi 90 düşünürsek yıllık, 90 evet, yıllık evet. O halde sorumluluk bu siyasi çizgiye
aittir. Evet. Şimdi bunları bir CHP'ye, tek parti dönemine yükleyemeyiz. Hı hı. İşte CHP böyle, tek parti bu. Bunlar tek parti döneminde olmadı. CHP'nin de hiçbir müdahalesi yok. Yani bu bizim şeyimiz. Bu bizim CHP'nin döneminin sorumluluğunu yönetimimizin şeyi yani. Evet. Yani bu bizim yönetimimizin, bizim iktidarımızın ürünüdür bu şehirler. Hı hı. Şimdi bunlar şehir olmaktan çıktı. Bunlar kent. Ben iki haftadır bu konu üzerinde... Tabii kent şehrin karşılığı değil mi diyecekler size de. Bir başka abi vaktimiz kaldı. Azalmış. Peki. Belki önümüzdeki hafta İnşallah. Biraz daha detaylı bir şekilde Olur. devam edebiliriz. Ama galiba şu iyi, Ama haklısın. 94... Önemli bir yere geldi. Kent şehir meselesini anlatması Tabii, lazım Ali abinin. Evet. Haftaya işte, inşallah. Haftaya inşallah. Tamam, en azından şu ümitle bakalım meseleye. Son epey bir zamandır Tayyip Bey yaptı hemen her konuşmada belediyelere falan uyarılarda bulunup. İlla alan verecekseniz yerin altına doğru girsinler. Dört kat aşağı, dört kat yukarı falan diyor. Dikine genişlemeyelim, bizim medeniyetimize aykırı falan diyor. Yani en azından bundan sonra inşallah bir şeyler... Tekrar sen de hatırlat Süleymaniye'yi kurtarsınlar. Süleymaniye önemli. Evet. Süleymaniye. Ben evet. Sultanahmet de diyorum. Çünkü hatırlayın Şevket Eygin'in Süleymaniye'deki tapulu evinin hazine arazisi falan. Sultanahmet'teki. Orada öyle bir girişim oldu. Allah'tan durduruldu. Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı falan devreye girdiler. Yani birileri oraları tümüyle otel yapma derdinde. Buna mani olmakta fayda var. Yani o camilerin cemaati olmalı. Buna katılıyorum. Evet. Bugünlük bu kadar. Zuhurat yine ağır bastı. Her zaman olduğu gibi Cevat Abi öyle söylüyor zaten. Benim konuşmak lazım. Bugün burada sona eriyor. Ali Bulat, Cevat Özkaya, bendeniz Ekrem Kızıltaş. Bu programın yapılmasında, yayınlanmasında, size ulaşmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımız adına hayırlı günler diliyor ve bir sonraki konuşmak lazım da buluşabilmek ümidiyle sizleri Cenab-ı Hakk'a emanet ediyoruz.